Üçüncü tablet Türkçe. Yaşlılar Gılgamış'a çok saygı gösterdiler. Yol hakkında ona öğüt verdiler. Gılgamış, gücüne güvenmemelisin. Onu bırak yoluna gitsin, sen kendi kendini koru. O orada keçi yolunu bilir, arkadaşı kollar, Enkidu orada senden önde gitsin. O yolu gördü, yoldan geçti. Ormana giden yoldan, dağların geçidinden. O Hun Baba'nın bütün gizli yollarından geçti. Böylece önde giden arkadaşını korur. Onu bırak yoluna gitsin, sen kendi kendini koru. Şamaş seni dileğine kavuştursun. İşittiklerini sana gözlerinle göstersin. O sana kapalı olan yolu açsın. Yolu senin adımına açsın. Dağ senin ayağına açsın. Seni hoşnut eden şeyi gecen sana getirsin. Lugalban'da başarıda sana yardım etsin. Bir çocuk gibi başarına kavuş. Hun Baba'nın kıyısında uğraşacağın ırmağında ayaklarını yıka. Akşam molanda bir kuyu kaz. Kırbanda her zaman temiz su bulunsun. Samaşa soğuk susun. Her zaman Lugalbanda'yı anımsa. Enkidu arkadaşı, yoldaşı korusun. Anlaşılmaz bir sözcük kadar kendisi getirsin. Hepimiz birden kralı sana teslim ediyoruz. Sen de yurda dönerken kralı bize teslim et. Enkidu ağzını açıp Gılgamış'a dedi. Sen karar verdin, artık yürü. Yüreğin korkusuz olsun. Yalnızca bana bak. Hasmın oturduğu yeri, Hun Baba'nın üzerinde dolaştığı yolları iyi biliyorum. Yola çıkmamızı buyur, onlardan, buradan ayrıl. Gılgamış ağzını açıp Urun yaşlılarına dedi. 4 satır eksik. Size söylediklerimi benimle gidecek olan Enkidu ile birlikte yapacağım. Öğütlerinizi sevinerek gönülden dinledim. Yaşlılar onun bu sözlerini dinledikten sonra yiğitlere yol açtılar. Yürü Gılgamış, işin uğurlu olsun. Koruyucu Tanrı'nın yanında gitsin, o seni başarıya erdirsin. Gılgamış ağzını açıp Enkidu'ya dedi. Gel arkadaşım, büyük saraya gidelim. Büyük kraliçe Ninsun'un huzuruna. Ninsun'un vereceği akıllıca öğüt, ayaklarımıza doğru yolu gösterir. Gılgamış'la Enkidu, el ele verip büyük saraya, büyük kraliçe Ninsun'un huzuruna çıktılar. Gılgamış çıktı ve Ninsun'un yanına girdi. Ninsun, ben güçlendim. Yeni bir şey başarmak istiyorum. Hun Baba'nın yanına, uzak bir yola yürüyeceğim. Bilmediğim bir savaşa atılıyorum. Bilmediğim bir yola çıkıyorum. Benim gidip geri dönmem, Katran Ormanı'na varmam, Ejder Hun Baba'yı öldürmem, Şamaş'ın nefret ettiği o belayı ülkeden temizlemem için gereken zamanı benim hesabıma Şamaş'tan dile. Onu öldürüp Katran ağacını ben devirince, ülkenin yukarısında, aşağısında barış olsun. Utku belgesini senin önünde dikeyim. Kraliçe Ninsun, oğlu Gılgamış'ın sözlerini acıyla dinledi. 14 satırlık boşluk. Ninsun odasına girdi. 1 satır eksik. O bedenine yaraşan bir giysi giydi, göğsüne de yaraşan bir mücevher taktı. O kemer ve krallık tacını koydu. Merdivene basıp damın üstüne çıktı. Kurban yerine çıkarak tütsü yapıp Şamaş'ın önüne koydu. Tütsüsünü yakıp Şamaş'ın huzurunda kollarını kaldırdı. Neden oğlum Gılgamış'a coşkun bir yürek verdin? Neden savaşa şimdi de o gitsin diye onu ileri ittin? Hun Baba'nın yanına uzak bir yol yürüyecek. O bilmediği bir savaşa atılıyor, bilmediği yollarda yolculuk ediyor. Onun gidip geri dönmek, Katran Ormanı'na varmak, Ejder Hun Baba'yı yok etmek, senden nefret eden o kötüyü ülkeden temizlemek zamanını Gılgamış'ın yoluna baktığın günde, seni seven o nişanlı, Aya sana anımsatsın. Onu gecelerin bekçilerine, yıldızlara, akşamları baban Aya da ısmarla.
12 satırlık bir boşluktan sonra aşağıdaki anlaşılması güç sözcükler geliyor. O, tütsüyü söndürüp kötü ruhları dağıtma duasını okudu. Haber vermek için Enkidu diye çağırdı. Benim kucağımda yetişmeyen güçlü Enkidu. Şimdi seni oğulluğa kabul ettim. Gılgamış'ın armağanları olan büyük rahipler, tapınak kızları ve tapınım töreni hizmetçileriyle birlikte kabul etti. İnsun, Enkidu'nun boynuna bir muska astı. 84 satırlık bir boşluk. Yaşlıların Enkidu'ya ikinci seslenişleri. Enkidu, arkadaşını kolla, yoldaşını koru. Onu kendin getir. Hepimiz birden kralı sana teslim ediyoruz. Sen de yurda dönerek kralı bize teslim et. 4. tablet, Türkçe. Bu tabletin ilk 4,5 sütunu, bütün tablet 6 sütundan oluşmaktadır. Herhalde kralın ve arkadaşının Katran Ormanı'na gidişlerinden söz ediyordu. Ama bu sütunlardan ancak kırık bir parça kalmıştır. Bu parça ikisinin başından her gün geçenleri sık sık betimlemektedir. 2 kez 20 saatten sonra hafif bir yemek yediler. 2 kez 30 saatten sonra kendi kendilerine akşam dinlenmesine çektiler. 2 kez 50 saati bütün bir günde yürüdüler. 1 ay 3 günlük yolu 3 günde kestirdiler. Akşam dinlenmesine bir kuyu kazdılar. Burada 200'den çok satır yitmiştir. Geri kalan parçada yineleme vardır. Bu yinelemeden anlaşıldığına göre Gılgamış'la Enkidu ormanın kapısına gelmişlerdir. Bir bekçi Humbaba'nın diktiği kocaman kapıyı beklenmektedir. Gılgamış'la Enkidu onunla başa çıkıp çıkmayacakları konusunda duraksamış olmalılar ki Enkidu ona şunları söylüyor. Uruk'ta ne dediğini anımsa. Uruk'un çocuğu Gılgamış, sen öldürmek için yekin onun üstüne var. Ağzından çıkan sözleri duyar duymaz tam güveni arttı. Bundan sonraki belki Gılgamış'ın Enkidu'ya söylediği sözlerdir. Onun savaşması ve bir de ormana dalıp bizden kaçmaması için hemen üstüne vardı. Hiçbir sil işlemesin diye giyinmek için 7 savaş giysisi hazırladı. O anda yalnızca birini giydi, geri kalan 6 kat giysiyi soyundu. Bunlar yerde ayaklarının altında kaldı. Ormanın kapısında duran bekçiyi yakalamak için huysuz, yabanıl bir boğa gibi ileri atıldı. O birdenbire bağırıp korkuya düştü. Ormanların bekçisi bağırıp çağırdı. Çocuğun babasını çağırması gibi Humbaba'yı çağırdı. Buradaki 22 satırlık boşlukta, belki her iki yiğidin bekçiyi zararsız duruma getirmiş olmaları ve Enkidu'nun kapıyı nasıl açtığı anlatılmıştır. Bundan sonrası şöyledir. Enkidu konuşmak için ağzını açıp Gılgamış'a dedi, biz ormana inmeyelim. Kapıyı açarken elim tutmaz oldu. Gılgamış konuşmak için ağzını açıp Enkidu'ya dedi. Biz şimdiye dek böyle üzüldük mü? Biz bütün dağları aşarak geldik. Bununla birlikte hedef karşımızda duruyor. Benim savaştan anlayan, savaş deneyimi olan arkadaşım, giysime dokunursan artık ölümden korkmazsın. 2 satır çevrilememiştir. Elinin tutmazlığı gitsin. Vücudunun ağırlığı yok olsun. Arkadaşım, koluma asıl, birlikte inelim. Gönlün savaşa doysun. Ölümü unut, korkma. Kendisini koruyan adam, arkadaşını da sağ tutsun. İnsanlar ölünce kendilerine ad yaparlar. İkisi birden yeşil ormana vardılar. Konuşmaları kesildi, sessiz durdular.